Mehmet Acet, paylaşamayacağım somut adımlar attık. 2015 yılının Eylül ayı başlarında Suriye'deki Esed rejimi, savaşın başından bu yana en zor dönemini yaşıyordu. Muhalifler Suriye topraklarının %70'ini ele geçirmişler, rejimin başkenti Şam'ın surlarını dövmeye başlamışlardı. Durumun farkında olan Beşer Esed çareyi SOS vermekte buldu. Açıklama yaptı daha fazla dayanacak gücüm kalmadı dedi. Bu gelişmelerin gölgesinde 2015 Eylül ayının son haftasına girilirken Türk istihbaratına Suriye'deki savaşın gidişatını kökten değiştirecek olan bir bilgi ulaştı. Ruslar kısa bir süre içerisinde Suriye'ye müdahale edecek, hava saldırılarına başlayacaktı. İstihbarat doğru çıktı. 30 Eylül'den itibaren Ruslar terörle mücadele adı altında sözde Daesh hedeflerini Fiiliyatta ise Türkiye'nin de destek verdiği Özgür Suriye ordusunun bütün mevzilerini ağır şekilde bombalamaya başladı. İlerleyen zaman içerisinde muhaliflerin gücü zayıfladı, kendi rejiminin geleceğini Ruslara havale eden Esed yattığı yerden zafer kazanmış oldu. Rusları Suriye'ye Amerika getirmiş. Suriye'nin düşününce insana ıstırap veren şu yakın geçmişine dair bu hatırlatmaları yapmamızın mühim bir gerekçesi var. Suriye'deki şartların değişmesi nedeniyle 2015 sonrası Türkiye'nin karşılaştığı ağır güvenlik konularıyla da yakın ilgisi bulunan, bugün içinse gerçekte tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olan bir ifşaatın karşımıza çıkmış olması. İfşaat dediğimiz konuyu bir haber metni üzerinden anlatmaya başlayalım. Bir önceki Amerika Başkanı Obama döneminde, Savunma Bakanlığında müsteşar yardımcılığı yapan Andrew Exum, 2015 yılında Beşer Esed rejiminin aniden düşmesinden endişe eden Amerika'nın Rusya ile görüştüğünü açıkladı. Exum, o tarihte Obama'nın Esed rejiminin aniden düşmesinin hem Suriye'de tamamen belirsizliğe neden olmasından hem de İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasından endişe ettiğini kaydetti. Devamında Obama talimat veriyor. Ruslarla temasa geçiliyor. Niçin? Rusların Suriye'ye müdahale edip savaşın gidişatını değiştirerek rejimi kurtarması için Suriye'de Amerika-Rusya paslaşması açık sırdı, alenileşmiş oldu. Planın bir parçası olduğu kendi ifşaatlarıyla ortaya çıkan dönemin müsteşar yardımcısı Eksum bu plana yıkıcı başarı adını koyduklarını söylüyor. Ne demek yıkıcı başarı? Suriye'nin bütün enerjisini tüketmek, şehirlerini taş devrine döndürmek, bu şekilde de İsrail'in güvenliğini garanti altına almak. 2015 Eylül sonrası Rusya'nın Suriye'de rejimle birlikte işlediği ağır katliamların uzaktan sessizce ama gülümseyerek izlenmesinin gerekçesini de bu şekilde anlamış oluyoruz. Rusların Suriye'de Amerika ile bir anlaşma dahilinde girdikleri bilinmeyen bir şey değildi. Ankara'daki güvenlik makamları ile konuştuğumuzda bu görüşü o dönemlerde de dillendiriyorlardı. Ama bu bilgi bir tür open secret, açık sır konumundaydı. Alenileşmesi bizzat oyun planının içerisinde olan bir kişinin açıklamalarıyla olmuş oldu. Peki bu hikaye bize yani Türkiye'ye ne anlatıyor? Amerika'nın sözlü duruşuyla, fiili duruşu arasındaki çelişkilerin ne kadar ağır maliyetler üretebileceğini anlatıyor mesela. Suriye özelinde suya götürüp susuz getirdiğini, yüzüne gülerken arkandan ne kadar gaddarca işler çevirebildiğini falan anlatıyor. Amerika, 2015 Eylül ayında Rusları Suriye'ye girmeleri konusunda teşvik etmemiş olsaydı, Türkiye için de son 4 yılın hikayesi bambaşka şekilde gelişecekti. Pompeo-Putin görüşmesine dikkat. Aşağı yukarı 4 yıl öncesine ait bir hikayeden söz ediyoruz ama Amerika-Rusya işbirliği bahsinde bugüne dönük yeni hareketlenmeler olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Soçi'de yapılan putin pampeo görüşmesinden söz ediyorum. Amerika Dışişleri Bakanı Pampeo, yeni bir sayfa açma niyetiyle gittiği Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le dikkat çekici bir görüşme yaptı. Görüşmenin Suriye bahsiyle ilgili kısmı ise üzerinde durmayı daha bir hak ediyor. Buluşmayı anlatan haber metninde geçen bir cümleye aktaralım. Soçi'de Putin'le yaptıkları görüşmede Suriye konusunda pek çok özel anlaşmaya ulaştıklarını, somut adımlar attıklarını fakat bu adımları paylaşamayacaklarını söyledi. Şöyle bir not düşerek yazıyı tamamlayalım. Pompeo'nun paylaşamayacağım dediği somut adımlar arasında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren güvenli bölge konusu da Var mıdır acaba? Mehmet Acet Yeni Şafak